Evet, merhabalar sevgili arkadaşlar, dostlar. Bugün burada olmak bir ayrı güzel, farklı güzel. 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda hep birlikte buradayız. Geçenlerde bir çalışmamız esnasında çok özel bir an yaşadık. Mustafa Kemal'i hissettik ve onun tarafından içimizdeki çocuklar onurlandırıldı. Ve bize şöyle ses verdi. Çocuklar, yarınlar sizin eseriniz olacaktır. Mustafa Kemal Atatürk her zaman gençlere ve çocuklara çok değer vermiştir. Ve yeni zamanın onlarla birlikte inşa edileceğine inanmıştır. Bugün bizler aslında yeni bilinç formatımızla ötesinin ötesinde bir yaşam olarak var olduğumuzu bildiğimiz için aslında her birimizin bir çocuk, her birimizin bir genç olduğunun farkında olarak bugün buradayız. Ve helaldir ilmin tahtından görev yapmak, yarınlar bizim eserimiz olacaktır. Dününü bilen bugüne ışık tutacaktır ve bugün ışık olan yarınını ışıkın koynunda yaratacaktır. Bizler selam oluyoruz bugün kendimizden kendimize, kendi gücümüzü onaylıyoruz, yürek diyoruz. Kök diyoruz, gök diyoruz. Rahim ve Rahman olanın ışığı diyoruz. Ve buradayım diyoruz her şeyden önce. Buradayım ve ben hak ettim diyoruz. Ben geldim diyoruz. Ben ana olan yüreğimi yüreklere açtım. Yüreklerde bütün olup, şimdi din olup, şalktan yeryüzüne aktım diyoruz. İşte güzel olan bu, özel olan bu ve özde bir olup birden ışık olup ışka ışık tutan bu aslında. Kaynağız her birimiz ve kaynaktan kelam olup yeryüzüne iniyoruz. Kanatlı olarak geliyoruz buraya ve kanatlarımızla göğe doğru yükseliyoruz. Göğe yükselmek, gökte sonsuzluğu bilmek kadar sonsuzluğu yeryüzüne çekmektir aslında. Her göğe yükseliş aslında oradan aldığını yeryüzünde yeni bir bedenle diriltiş. Evet, yarınlar bizim eserimiz olacak. Nurla inşa ettiğimiz saraylar her birimizin yuvası olarak görev alacak aslında. Bugün bunun için burada bulunuyoruz. Ve şu çınlıyor içimde, ben size ölmeyi emrediyorum. Evet, ölmek için buradayız. Ölmek ve doğmak için buradayız. Çocuk olmak için buradayız. Yeni zamanın altın çocukları olarak buradayız. Ve yeni zamanlar bizimle doğuyor. Her birimiz rahimiz ve Rahman bize tohum koyuyor şu an. Ve yarınlar bizim açtığımız çiçekler oluyor. Yeni zamanın yeni çiçek çocukları. Ve biz diyoruz ki barış, biz diyoruz ki sevgi, biz diyoruz ki umut, biz diyoruz ki insan. Nerede? Burada. Burada kim var? Burada birleşik ışık ailesi var. Anneler burada, selam olsun. Babalar burada, selam olsun. Ve çocuklar burada. Ve tüm nesiller burada. Tüm eşler, dostlar, akrabalar, herkes burada. Bir kapı oluyoruz burada aslında yaşama. Ve bu yaşam kapısından içeri giren herkes kendi ışığını hak ediyor. Yüreğini hak ediyor. Yeni bir bilinçle var oluyor. Ve bilinci hak ediyor. Bilmeyi hak ediyor. Biz kimseye bilgi vermiyoruz. Öğretmiyoruz. Biz sadece ol, oku diyoruz. Yüreğinde hepsi var. Bende bir şey yok diyoruz. Olan sende var. Ben senden seni istiyorum. Ben senden bizi istiyorum. Hadi el ele olalım, yürek olalım, göğe yükselelim diyorum. Çünkü daha çok çalışmamız lazım. Çok. Gökte sonsuzluk var ve yere inmeyi bekleyen sonsuz yaşamlar var. Altın yaşamlar var. Altın tende nefes olan insan var. Har var ve öyle yüce ki o har. Göğsümüzde hissettiğimiz öyle yüce ki, diyor ki, benim iman dolu göğsüm gibi Serhaddim var. İşte budur zaman, işte budur kitap, işte budur aslında okunan. Biz burada Kurtuluş Savaşı'nı veriyoruz ve karnımız tok, sırtımız pek. Ne mutlu. Ne zamanlar yaşandı. İnsanlar nelerin üstesinden geldi. Öyle diyoruz ya, ağır yük hafifletildi. Kolay değildi dünyayı hak etmek.
hiç kolay değildi. Atalarımızdan bize hediye edilen gözyaşlarının yanı sıra, onların iman dolu göğüsleri bizde şimdi yürek olup çarpıyor. Ne mutlu, iyi ki var. İyi ki o güzel şarkılar şimdi aşkla okunuyor ve her birinde bilmediğimiz ne ağıtlar var, ne anaların acıyan yürekleri var, ne çocukların dinmeyen gözyaşları var. Kolay mıdır savaşa gitmek? Kolay mıdır savaşa gidenin ardından bakıp kalabilmek? 17 yaşında bir çocuğun şehit düşmesi kolay mıdır bir savaşta? Ve atam der ki, onlar da bizim çocuklarımız. Her birini bağrımıza bastık der. Ayrılık yoktur işte canlar. Toprakta dökülen kansa, kan birin kanıdır. Can birin canıdır. Ve her savaş aslında insanın koynunda yeni bir yaşam yaratır. O ben yoktur. Şehitlerimiz hangi ülkeden, nereden gelirlerse gelsinler. Koyun koyuna yatıyorlar toprakta. Ve koyun koyuna varlar yaşamda. Ve her birimiz savaşta da olsak, hakta da olsak, hukukta da olsak, zorda da olsak, darda da olsak, koyun koyunayız bu yaşamda. İşte bu. İşte bu.